Bugünkü maçı maçtan önce de yaptığım röportajda söylemiştim. Biz kendi oyunumuzu oynadığımız süre içerisinde bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Biz gayet disiplinli, sistematik bir şekilde futbolcularımın arzulu, istekli oyunlarıyla bu sahadan galip ayrıldık. Onu da söylemiştim. Şimdi gelen takımlar daha ziyade sahaya kabahat buluyorlar. Yok suni içim yok. Geçen seneki sezonda gene ben buradaydım. Bizi 3-1 yendikleri maçta saha gayet güzeldi. Şimdi mağlup oldukları başlarda herkes aynı bir şeyi söylemeye gayret ediyor. Ben futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz bu kadar mütevazi bir takım az bütçeyle bu işleri başarmak için bütün gayretimizle, çabamızla çalışarak bir yerlere gelmek istiyoruz. Hiç kimsenin yardımına da ihtiyacımız yok. Şu anda da maç fazlası da olsa lider durumdayız. Biz bu ligdeki olan performansımızı ve ligdeki olan konumumuzu devam ettirip bu ligde var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sizin sorularınız varsa alayım. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi biraz önce yayıcı kuruluşa da söyledim. Yani kaybettikten sonra kazanan her zaman haklıdır. O konuda bir şey söylemek gerekmiyor. Gönül ister ki oyunun içinde kalalım teknik olarak. Şeref tribünde çok şerefli biri vardı. Millete anavrat küfür ediyordu. Tabii onu inanılır gibi değil. Keçiörenlere soruyorsun. Biz tanımıyoruz diyorlar. Bizimkiler de tanımıyor. Herhalde dışarıdan gelmiş. Nasıl biriyse. Yani söyleyecek bir şey yok. Hakemlere hep söylüyorum. Biraz duyarlı olmaları lazım. Lehimize penaltı verdiği halde söylüyorum. Var varsa gitsin. Penaltı değilse iptal etsin. Hata lehimize de olmasın, aleyhimize de olmasın. Rakip taç atıyor. Oyuncu sahaya top girdi diye duruyor. Vay efendim hakem hatasıymış. Hakem hatası olunca gol diyebiliyorsun yani. İptal olmuyor. Ama kural hatası olunca iptal oluyor. Bırak biz kendi hatalarımızı asılalım ya. Senin hatanla biz niye asılalım yani? Bir ofsaytlar kaçırıyorsun, akıllara zarar. Nedir yani bu lig böyle eğreti görülecek? Her yendiğim maçtan sonra söyledim. Bugün yenildim diye söylemiyorum. Yani bu kadar eğreti görülmez ki ya. Ya dün yine söylüyorum, bakın benim Altay Camiası'yla bir alıp veremediğim yok. Konu Altay Camiası değil. Onu da söyleyeyim. Dün Bursa'nın sayılmayan bir golü var. Net gol. Ya bu hata Altay'ın da lehine olabilir. Onların da lehine olmasın, aleyhine de olmasın. Ya bizim de lehimize hata olmasın, aleyhimize olmasın. Aleyhimize de olmasın. Öyle kartlar çıkıyor, öyle ofsaytlar kesiliyor, öyle goller iptal oluyor ki. Ya bu bir takımın emeğiyle bu kadar oynanmaz ki ya. Tamam Süper Lig'de var. Ya bu ligde olmasın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nedir ya alt üstü 150-200 bin euro ya? İnsanlar bir golle küme düşüyor, bir golle şampiyon oluyor ya. İnsanların emeğiyle bu kadar oynanmaz ki. Zaten var çıktı, hakemlerin defoları ortaya çıkıyor. Madem öyle burada da olsun. Yani çıktıkları zaman hoca sen hata yapabiliyorsun da hakem yapamaz mı? Kardeşim hakem yapamaz. Benim hatam sonucuna ben katlanıyorum. Ben niye kendi ipimle asılmak varken hakemin ipi elindeki iple asılayım? Devre arası gidiyorsun. Tak sarı kart gösteriyor. Aynı hakem 2 sene önce Giresun maçında Bahadır'ın elle alıp attığı topta yine böyle bir puan kaybına vesile olmuştu. Doğru mu? Evet. Yani hep Hüseyin Göçek geliyor. Eyvah yine mi o diyoruz? Geliyor, aynı hatalar tekrarlanıyor. Bu geliyor, yine mi o diyoruz? Aynı hatalar tekrarlanıyor. Hangi maçta yine biri daha geldi böyle? Yani bir Samsun maçında verilmeyen bir golümüz var. Akıllara zarar yani. Bu nedir arkadaş yani? Hep hakem hatalarını incelemesini biz mi çekeceğiz? Bırakın biz kendi ipimizi asılalım ya. Rakibin pozisyonu yok, pozisyonu. Kalecin yere yatmamış. Taştan gol yiyorsun. Teşekkürler. Evet. Bugünkü maçı maçtan önce de yaptığım röportajda söylemiştim. Biz kendi oyunumuzu oynadığımız süre içerisinde bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Biz gayet disiplinli, sistematik bir şekilde futbolcularımın arzulu, istekli oyunlarıyla bu sahadan galip ayrıldık. Onu da söylemiştim. Şimdi gelen takımlar daha ziyade sahaya
kabahat buluyorlar. Yok suni içim yok. Geçen seneki sezonda gene ben buradaydım. Bizi 3-1 yendikleri maçta saha gayet güzeldi. Şimdi mağlup oldukları başlarda herkes aynı bir şeyi söylemeye gayret ediyor. Ben futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz bu kadar mütevazi bir takım, az bütçeyle bu işleri başarmak için bütün gayretimizle, çabamızla çalışarak bir yerlere gelmek istiyoruz. Hiç kimsenin yardımına da ihtiyacımız yok. Şu anda da maç fazlası da olsa lider durumdayız. Biz bu ligdeki olan performansımızı ve ligdeki olan konumumuzu devam ettirip bu ligde var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sizin sorularınız varsa alayım. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.